romantik ilişkilerde narsisten duyabileceğin 6 cümleye ve bunların gerçekte ne anlama geldiğini bugün dikkat çekelim. Romantik bir partnerdeki narsistik özelliklerin en bilinenleri şu şekilde tabii ki. Sağlıksız davranışlar, zorbalık ve saldırganlıkla ilişkili. Bildiğimiz gibi çalışmalar ayrıca narsistik bir partnerle ilişki içinde olmanın ruh sağlığı septomları, ve travma sonrası stres bozukluğu gelişimi ile ilgili ilişki olabileceğini çokça gösteriyor. İşte burada da narsist bir romantik partnerden dövebileceğin 6 cümle ve bunların gerçekten ne anlama geldiğini açıklayalım. Şimdi maddeleri saymadan önce gerçekten benim için önemli olarak beni desteklemek adına videoya beğeni atmanı, ufak dahi olsa yorum bırakmanı ve abone olmanı isteyerek konuya gireceğim. Ayrıca... Bu konu için bildiklerini paylaşırsan merakla okuyacağımı bilmeni istiyorum. Evet, gelelim ilk maddemize. Narsis insan ara vermemiz gerekiyor tarzında bir cümleyle sana gelebilir. Narsis bir kişi ilişkinize ara vermeni önerdiğinde bu genellikle bu birincil ilişki yürümezse geri tepme veya yedek olarak kullanabileceğim diğer romantik olasılıkları takip etmek için zaman ve alan istiyorum anlamına gelecektir. Ayrıca partnerinle iletişim kurmak veya çatışma yoluyla sorun çözmek yerine ara istemek bir narsistin romantik partnerinin dengesini bozmak ve terk edilmekten kaçınmak için narsistin kendisini memnun etmek adına kurban olan taraf daha çok çalışarak cam kırıkları üzerinde endişeyle yürümesini sağlamak içindir. Bu durum tavlama sanatçılarının yani narsistlerin korku oyunu olarak adlandırdığı bir taktiğin parçasıdır diyebiliriz. Kurbanlarına, kurban olan kişiye terk edilme korkusunu böyle aşılar. Böylece ilişkiyi terk edecek kadar güçlü hissetmeyecektir bu insan ve narsisle travma bağlarına sıkışmış hisseder. Bu aşamada narsist kişinin mola taleplerine uymak yerine ilişkiden tamamen kopmak ve narsist kişiden temelli ayrılmak en iyisidir. Bundan sonra ikinci madde olarak ise narsis insanın çok kıskanç, sahiplenici ve kontrolcüsün tarzı cümlelerle sana karşı gelmesidir. Bir partnerin meşru bir şekilde çok kıskanç, sahiplenici ve kontrolcü olabileceği durumlar olsa da narsistik bir partnerle ilişki genellikle bunlardan biri değildir. Araştırmalara göre hem narsist hem de psikopatik kişiler güç ve kontrol elde etmek, intikam almak, ilişkiyi test etmek ve güvensizliği telafi etmek amacıyla bu insanlar partnerlerinde kasıtlı olarak kıskançlığı kışkırtma eğilimindedir. Bu nedenle eski sevgilileri hakkında uzun uzun konuşmaktan çekinmez, senin tepkini ölçmeye çalışır ve önünde başkalarıyla flört de rahatça edebilir. Ve senin duyguların üzerine güç sahibi olmayı sürdürmek için seninle yeni kurbanlar arasında aşk üçgenleri yaratmaya çalışacaktır. Üçüncü olarak ise çok yapışkan ve muhtaçsın. Bir kişi, bir insan, bir ilişkide temel duygusal ihtiyaçlara sahip olduğunda narsis bir kişi onları çiğneyerek hassas, yapışkan ve muhtaç olarak geçersiz kılabilir. Yani narsis kişi geri çekilmeden önce sürekli ilgi ve şefkatle seni sevgi bombardımına tutmuş olsa bile seni yapışkan olarak, muhtaç olarak etiketleyerek kendisini sorumluluktan kurtarabilir. Ve sen o insandan, yani narsist insandan daha fazlasını beklediğin zaman seni rahatlıkla cezalandırır. Bir sonraki maddemiz ise neden seninle her zaman bir sorun ve drama var gibi hissediyorumdur. Narsis insanın ve diğer toksik kişilerin senin duygularını küçümsemek için kullandığı gazlighting taktiklerinden biri sağlıklı çatışmaları, hesap verilebilirlik girişimlerini veya iletişimi drama olarak küçümsemektir. Bu şekilde yaparak sana zarar vermiş olabilecek eylemlerinden kendisini sorumlu tutmaya çalıştığında sorun olarak sen etiketlenmiş olursun ve herhangi bir yapıcı çözüm bulmaktan veya kendi davranışlarını sağlıklı geri bildirim uygulamaktan vazgeçecektir. Yani onun için bir kurtuluş yolu olur. Gerçekte ise narsis ve psikopat kişi sadistçe bir heyecan yaşamak ve senin üzerinde yani kurbanın üzerinde baskı kurmak için romantik partnerinin hayatında sorun ve kaos yaratma eğiliminde olur ve bunu yapmak için de sevdiğin tepkilerini kasıtlı olarak kışkırtır. Yine bir sonraki söylediği ifade ise sen çok fazla duygusalsın tarzındadır. Araştırmalara göre narsist bir partnerin romantik partnerinden yani kurbanından onun duygularını yönelik empati yoksunluğu gösterdiğini ortaya koyuyor. Bizim burada anlamamız gereken narsist insan karşısındaki kurbana onun duygularının çok ezici ve başa çıkamayacağı kadar fazla olduğunu iddia etmesidir. Bu durumda kaçınılmaz olarak kötü muamele ile karşılaşan insan, ilgili yapıcı tartışmaları engellemesine ve kendisine seslenildiğinde partnerine sessizlik muamelesi yapılmasına yol açıyor. Son maddemizde ise narsis insan sana daha minnettar ve alçak gönüllü olmalısın diyebilir. Bu narsis insan romantik partnerine karşı yani sana karşı minnettar ve alçak gönüllü olmanı bekleyebilir. Ancak sağlıklı geri bildirimlerin herhangi bir işaretini algılanan bir tehdit olarak gördüğünden bu geri bildirimleri kabulde etmeyecektir. Narsistik bir birey ortaklarının yani hayat ortaklarının, kurbanlarının emek ve çabalarına minnettarlık duymasa da bu insan başkalarını veya tekrardan kurbanlarını nankör veya egoist olarak etiketleyen ilk kişi olacaktır. Bu ise partnerinin yani senin sağlıklı gururunun azaltmasına, seni engellemesine ve narsist partner olarak en önemli ihtiyacını ihmal etmiş olsa bile narsistin sana vermeyi seçtiği her şey için minnettar olman gerektiğin duygusunu aşılamasına olanak tanınacaktır. Ve şunu tekrardan söylemek istiyorum ki eğer ki bir narsistle ilişkin varsa bu senin hatan değil ve yalnız da değilsin. Duygusal güvenliği ve saygıyı kesinlikle de hak ediyorsun. Zehirli insanlardan iyileşmeyi de hak ediyorsun.